Selam millet, yeni bir inceleme videoma daha hoş geldiniz. Bugün çocukluğumda en çok kullandığım ve en çok bozduğum şeylerden birini inceleyeceğiz. Benim çocukluğum şu an çoğunuzun çocukluğu gibi telefon başında ya da bilgisayar başında geçmedi. Biz daha çok dışarıda oynardık ya da bir sürü oyuncağımız olurdu, onlarla oynardık. O zamanlarda da teknoloji hayatımızdaydı ama şimdiki kadar değil maalesef. Biz de o zamanın şartlarına ayak uyduran teknolojiyle kendimizi eğlendiriyorduk. Neydi bu teknolojiler? Beyblade, buna bir teknoloji diyebiliriz. Bakugan da bir teknoloji bence. Ama en önemlisi kırtasiyelerden ya da küçük oyuncakçılardan aldığımız kumandalı arabalar. O zamanlar o kumandalı arabalar gerçekten de çok çabuk bozuluyordu. Pilleri şarjlı olmasına rağmen ömürleri bayağı kısaydı. Bugün inceleyeceğimiz ürün de bir kumandalı araba ve bunun teknolojisini gerçekten de bayağı geliştirmişler. Bugünkü inceleme konuğumuz Hiboxing Ravage RC araba. Öncelikle size şöyle arabanın görünüşünü göstermek istiyorum arkadaşlar. İnanılmaz güzel görünüyor. Zaten detay görüntülerde yeterince size göstereceğim ama alt tarafı da şu şekilde. Bu ürünü bana incelemem ve kullanmam için oyuncak hobi sayfası gönderdi. Ben de bu tarz şeylere acayip meraklı olduğum için bu videoyu elimden geldiğince detaylı ve deneyim kısmını da detaylı çekmek istiyorum. Birazdan göreceğiniz görüntülerde zaten aracı dışarıda test edeceğiz. Kendisi tamamen bir arazi aracı. Yani benim küçükken aldığım o Ferrari'ye benzemiyor. O sadece halıda ya da düz zeminde gidiyordu. Hatta halıda gitmiyordu bile. Ama bu arazi koşullarına uyum sağlayabilen bir RC araba. Kendisinin üzerinde ufak pimler var ve onları çıkarttığınızda arabanın iç dizaynını görebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Aracın içerisini açtığımızda bizi fırçasız bir motor karşılıyor. Kendisi tam 4 çeker. Yani acayip güçlü. Kumandasını da birazdan göstereceğim. Kumandasında da ufak tefek ayarlar var. Bu ayarlar sayesinde aracı tamamen kullandığınız yere uygun hale getirebiliyorsunuz. Şu arka tarafına da iki tane küçük tekerlek koymuşlar. Bunun sebebi de araç bazen çok hızlı gidebiliyor. Speed ayarını full'e aldığınızda inanılmaz hızlı gidiyor. Herhangi bir yere tırmanması gerektiğinde bu tekerlekler yardımıyla takla atmadan o tırmanacağınız yere tırmanabiliyorsunuz. Aracımızı full şarjdayken 20-25 dakika aralığında kullanabiliyorsunuz. Şarj olma süresini tam olarak saptayamadım. Ama çok uzun süre bekletmiyor size. Yarım saat, bir saat şarj olduğunda aracı yine tam kapasite kullanabiliyorsunuz. Kendisinin içerisinde 7.4 watt ve 1000 miliamperlik bir batarya bulunuyor. Arabanın içerisindeki tüm aksamlar söküldüğü için pilini de çıkartabiliyorsunuz. İster pili çıkarıp şarj edin, isterseniz kutudan çıkan kabloyu pili hiç çıkartmadan da adaptör yardımıyla prize takarak şarj edebilirsiniz. Ayrıca kutusunun içerisinden ufak bir tornavida da çıkıyor. Yani aracı bu tornavida sayesinde kolayca parçalarını ayırabiliyorsunuz. Aracın üzerinde bulunan 4 tane tekerlek de şöyle gördüğünüz gibi havalı. Bu da tamamen arazi koşullarına göre üretildiğini bize gösteriyor. Ayrıca şöyle her tekerleğinde de farklı farklı amortisör sistemi var. Hatta şöyle gösterirsem daha rahat anlarsınız diye düşünüyorum. Şimdi çok fazla arazi dedik. Bunu bir arazide zaten deneyeceğiz. Ama düşünün ki arabanızın herhangi bir yeri kırıldı. Oyuncak hobi sayfasından bu aracın parçalarını da temin edebiliyorsunuz. Yani işte tekerleği koptu, arabayı tekrar sıfırdan almam gerekiyor. Böyle bir düşünce içerisine girmenize gerek yok. Oyuncak hobi sayfasına girip direkt olarak aşağı bıraktığım linke tıklayıp arabanızın modelini orada görüp hangi parçanız bozulduysa sayfadan temin edebiliyorsunuz. Kendisi inanılmaz zevkli bir hobi aracı, bunu söyleyeyim. Yani çocuğunuzu alabilirsiniz, kendiniz bizzat alıp kullanabilirsiniz. Her iki şekilde de iki taraf gayet eğlenecektir. Şöyle aracın üst kısmını da elime aldım arkadaşlar. Bunun farklı renkleri de bulunuyor tabii ki. Kendisi şöyle esnek bir yapıda. Bu da darbeler sırasında kırılmamasını sağlıyor. En nihayetinde bu arabayı siz uçmak, kaçmak ya da daha hızlı gitmek için kullanacaksınız. O yüzden üstündeki kepinin de esnek bir malzemeden yapılmış olması gayet güzel. Ve bu kepin de gayet gerçekçi göründüğünü söylemek isterim. Hatta şöyle baktığımda camları şeffaf, karşıdan sizi görebiliyorum. Aracın üstündeki kepi gövdeye sabitlemek için şöyle küçük mandallar çıkıyor. Bunların da yediği kutunun içerisinden çıkıyor. Çünkü bunların kaybolma durumu gayet olası. Ufacık bir şey olduğu için de oynadığınız yerde ya da evde bunları bulmakta zorlanabilirsiniz. Ama kutunun içerisinde bunun yedekleri de çıkıyor, bilginiz olsun. Şimdi araç için bahsetmem gereken birkaç detay daha var. Bundan sonra sizi direkt olarak deneyimleme bölümüne şutlayacağım. Kendisi suya ve toza karşı dayanıklı. Sonuçta arazi
arazi şartlarına göre üretilmiş bir araç. Herhangi bir suya girdiniz çıktınız ya da kumun içine girdiniz çıktınız, aracınız bu tür şeylere gerçekten dayanıklı, bunu bilmeniz gerek. Evet, aracımızı bir kenara bıraktık. Şimdi hızlıca size kumandasını göstereyim. Bunun da yine stok görüntülerini zaten ekranda göreceksiniz. Kumandamızın üst kısmı şu şekilde görünüyor arkadaşlar. Şuradan açıp kapatabiliyorsunuz. Kendisinin tepki süresi inanılmaz iyi arkadaşlar. Bastığınızda bam diye algılıyor yani. Herhangi bir gecikme olmuyor. Tutuş olarak şöyle bir tabancayı andırıyor kendisi. Ben bu tarz kumandaları kullanmayı çoğu zaman sevmemişimdir. Ama bu elime gerçekten de iyi oturduğu için gerçekten de güzel bir deneyim sağladı bana. Şurada da aracı sağa sola çevirmemizi sağlayan direksiyonumuz bulunuyor. Onun haricinde kumandanın üzerinde tekerleklerin ne kadar sağa sola döneceğini ayarlayabileceğiniz bir trim tuşu bulunuyor. Ortadaki ayar tekeri de direksiyon dönüşlerini ne kadar keskin yapmak istediğinizi ayarlatıyor size. Bunu en düşük, orta ya da en yüksek alabiliyorsunuz. Aracı kullanırken bu ayar da gayet işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca kumandamızın üzerinde iki tane sağlı sollu delik de bulunuyor. Bu delikler sayesinde hani bastığınızda öne ittiğinizde geri gidiyor ya araba. Tornavida yardımıyla buradaki ayarları da değiştirebiliyorsunuz. Yani şu ileri geri hareketini buradan kendinize göre özelleştirip değiştirebiliyorsunuz. Kumandamız arabamıza 2.4 GHz bandında bağlanıyor ve gayet gecikmesiz, zaten bunu söylemiştim. Ve belki de kumandada en çok kullanacağınız tuş olan speed tuşu. Bu tuşu full'e aldığınızda araç gerçekten de uçuyor arkadaşlar. Eğer bu aracı evde kullanacaksanız speed ayarını full'de kullanmamanızı tavsiye ederim. Evdeyken en düşüğe alın. Artık kedinizle mi oynayacaksınız, başka bir evcil hayvanınızla mı oynayacaksınız, gayet keyif alırsınız. Ama dışarı aldığınızda şöyle full'e çekiyorsunuz ve inanılmaz şeyler oluyor arkadaşlar. Full speed'deyken kullanması inanılmaz keyifli, bunu söyleyeyim. Şimdi isterseniz hızlıca deneyimleme bölümüne geçelim ve hep birlikte birazcık eğlenelim. Evet, şimdi aracımızı deneyimlemek için size güzel bir parka getirdim. Bugün hava biraz kapalıydı ama elimizden geldiğince güzel görüntüler çekmeye çalışacağız. Arabanın ne kadar hız yaptığına siz de şahit olacaksınız. Burada arazi koşulları gibi bir şeyleri deneyemeyeceğimiz için de ufak tefek tümsekler var. Onların üzerinden atlatmaya çalışacağız. Arabayı full hızda kullanacağız. Bir de o stabil modu var. Evde kullanacağınızda açmanız gereken ayarlar vesaire var. Onları da kullanacağız. Zaten ikinci kamerada aracı takip ettiğimiz görüntüleri de göreceksiniz. Şimdi hızlıca başlayalım. Kumandasında gösterdiğim bazı modlar vardı. Hızını ayarlayabiliyorduk. Tekerleklerin dönüş ivmesini ayarlayabiliyorduk. Onları tek tek kullanacağız ve deneyeceğiz zaten. Full speed'e alıyorum ve şu çimende aracın ne kadar hızlı gittiğini siz de görün istiyorum arkadaşlar. Hazır mısın Tarık? Uçacak, yakalayamayacaksın şimdi. Hızını biraz düşürelim çünkü kontrol edemiyoruz. Kamera da yakalayamıyor. Biraz daha düşürdüm. Şimdi kumandamızın üzerindeki tuşları deneyelim arkadaşlar. Şu en baştaki ile gördüğünüz gibi tekerleklerin ne kadar dönüp dönmeyeceğini ayarlayabiliyorsunuz. Ortada tutarsanız hız yapacağınız durumlarda bu ayarı kullanmalısınız. İşte bu araç drift için uygun değil ama eğer drift vesaire yapacaksanız da en sola ayarlayabilirsiniz. Bizimki yine ortada kalsın. Bu arada her seferinde söylüyorum, kumandanın araçla olan tepkime süresi inanılmaz iyi. Şöyle tak çevirdiğinizde direkt algılıyor. Yani herhangi bir gecikme vesaire olmuyor. Zaten 2.4 GHz ile bağlandığı için gayet kesintisiz ve gecikmesiz bir deneyim sunuyor size.
Evet, geldik videomuzun sonuna. Hiboxing Ravage RC araba bu şekildeydi. Ben kullanırken ve incelerken gayet eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Araca dair bahsetmediğim veya bahsetmeyi unuttuğum bazı şeyleri açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Zaten video içerisinde çoğu şeyi anlattım ama dediğim gibi herhangi bir şey anlatmayı unuttuysam zaten açıklama kısmında ürün linkinin hemen üstünde eksikleri bulabilirsiniz. Ürünü satın almak ve daha detaylı incelemek için de dediğim gibi açıklama kısmındaki linkten oyuncak hobi sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Valla inanılmaz eğlenceli bir üründü ya. Keşke hep böyle şeyler incelesem. Videoyu beğendiyseniz şu an izlediğiniz videoya like atıp kanala abone olarak bunu bana gösterebilirsiniz. Ayrıca ekranda çıkan sosyal medya hesaplarımdan beni takip edebilir ve ekranda çıkan herhangi bir videoya tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.